Merhabalar, ben Ahmet Vardar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Edirne'deyim. Güzel bir hava var. Bunu değerlendirmek istedim. Bisikletim bu. Bu bisiklet kontralı bir bisiklet. Dikkat ederseniz gidonda herhangi bir şekilde fren ve vites kolu yok. Fren ve vites kolu olmadığı gibi dişli oranları da 18'e 48. Yani bu bisikleti kullanması gerçekten çok zor. Yani düşünün, 21 vitesli bir bisikletiniz var ve siz sürekli 20 ile gidiyorsunuz. Evet, hadi biraz sürelim şimdi. Kırlı yollarına geldim şu an. Birkaç tane yokuş vardı. Yani o yokuşlara ayağa kalkıp pedala yüklenmeden yani çıkamadım. Bayağı zorluyor 18-48 dişli oranı. Yani gerçekten bu bisiklet böyle düz yollarda sürülmek için yapılmış. Yani başka türlü eziyet oluyor. Bu arada bisiklet kontrol dedim. Yani kontrol demek ayağınızı böyle geriye bastığınızda fren yapıyor ve duruyor bisiklet. Ama gerçekten yani kalkması, hızlanması zor bir bisiklet. Şu an 12 km hızla gidiyorum. Ve pedal çevirme hızım şu şekilde. Yani buradan da belli oluyordur. Sanırım anlaşılmıştır. Bu bisiklet bizim köyümüzün eski korucusunun bisikleti. Ben bu bisikleti ondan aldım. Yani o Pazeyit amcamız bu bisikleti yıllarca kullandı. Yani yıllarca böyle köy yollarını kullandı. Yani inişli çıkışlı yollar. Çok da böyle her yol düzgün değil. İleride bir kum yol var. Yani orada bununla ben hayal meyal hatırlıyorum çocukken. Bu bisikletle öyle yollarda geziyordu. Yani gerçekten zor. Bu bisikletin de orijinal hali bu değil. Yani burada çamurlukları vardı. Arkada bagajı vardı. Zincir koruması. Ayaklık. Bunların hepsini ben çok bisiklete ağırlaştırıyor diye hepsini çıkardım. Jantlarına akort yaptırdım. Jantellerinin bazıları yamuklu, düzelttik. Yeni şamder alındı bu bisiklete. Yani bu şekilde boş vakitlerimde köyde değerlendirebileceğim bir bisiklet sahibi oldum bu şekilde. Kullanıyorum yani. Güzel, keyifli. Bayır olmadıkça. Bayır olduğumu sıkıntı. Evet, kısa turumu tamamladım. Eve dönüş yaptım. Toplamda 7 km sürmüşüm. Şu anda da sıcaklık 14 derece. Yani buna rağmen beni terletti. Yani gerçekten alışık olmadığınız bir dişli oranı insanı yoruyor. Video ilginizi çektiyse kanalıma abone olup videomu beğenip bana destek olabilirsiniz. Son olarak seleye değinmek istiyorum. Yani bu bisiklette en sevdiğim yere gerçekten sele. Yaylı bir selesi var ve buna ben de ek olarak böyle bir kaplama yaptırdım. İçinde de güzel bir sünger var arkadaşlar. Yani gerçekten konforlu bir sürüşe katkı sağlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.